Herkese arkadaşlar, ben olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün sizlere bir yeni mekan açacağız. Bunun duyusunu yapıyoruz. Yeni mekanımız ne diyor Süleyman? Hurdalık. Hurdalık, yeni hurdalımız, yeni hurda araba garajımız, yeni kendimize garaj yapıyoruz. Bunun nedeni ne Süleyman kardeşim? Hurdayı çok şikayet ediyorlar. Aynen arkadaşlar, bakın şu anda şöyle bak, daha videosunu çekmedim araba var. Bundan yakında videolarını çekeceğim. Şu araba, ondan sonra benim şurada 3-4 tane de arabam var. Bunlara zabıtaya şikayet ediliyor burada. Hani burada bize rahat ettirmiyorlar. Bundan dolayı ben yeni bir hurdalık, yeni bir garaj gibi bir şey yapacağım. Bu garajı da kendi köyüme yapacağım. Kızılcahamam'a yapacağız. Doğru mu Süleyman kardeşim? Kızılcahamam'da bir köy yapacağız bu garajı. Bundan dolayı arkadaşlar bu hurda arabaları yeni garajıma göstereceğiz bugün. Bugün videomuzun konusu yeni garajım, hayırlı olsun. Başlık bu değil tabii ama yeni garajımı açacak. Konu yeni garaj. Evet. Şikayetten dolayı açılan yeni garaj diyoruz. Ve lafı anlatmadan önce geçiyor muyuz kardeşim? Geçiyoruz. Geçiyoruz ama videomuza geçmeden önce şu yeni garajın şerefine, şu yeni garajın hayırlı olsun hattına sizlerden like rekor bekliyorum. Like yanına ne bekliyorsun kardeşim? Abone olmanızı. Aynen arkadaşlar. Like yanına ne bekliyoruz? Abone olmanızı bekliyoruz. Videomuza geçiyor muyuz kardeşim? Geçiyoruz. Hadi geçelim bakalım. Arkadaşlar şimdi bu araçla götüreceğim yer buraya yaklaşık 70-80 km uzakta. Bu araçların hiçbiri de yürür, yani yürür haldeler ama yürümezler. Yani. Oraya kadar gitmezler. Yarısı hurda belge, yarısı çekme belge. Muayenesi yok, yok. Yolda bir çevirme olsa Allah nazarlardan saklasın yani. Tank zaten bu yolda çıkacak ki değil. Onun dolayı bu araçın çekiciyle gitmesi lazım. Benim de tanıdığım çekici var. Belki sizlerden tanıyanınız vardır. Bulos Ankara isimli bir YouTube kanalı var. Kendisi çekici. Bugün onu çağıracağım. Onunla beraber arkadaşlar köye bunları İki seferde bir atacağız ve köyü hurda araba garajına çeviriyoruz. İlk yapacağımız için çekici arıyoruz bakalım. Hemen arayalım bakalım. Abi bugün bir video çekiyorum da senin yardımına ihtiyacım var. 4 tane arabam var. Bunları benim bir köye atmamız lazım. Nerede miyim? Evdeyim abi. Hemen sana konumuyorum, tamam mı? Bekliyorum burada. Hadi Allah'ım otam, kolaysın, görüşürüz. Arkadaşlar şu an çekici çağırdım. Çekici gelecek. Bunları yeni hurda arabama garajıma götüreceğim. Hurda araba garajımı bugün düzenleyeceğim. Kendime bir garaj yaptım. Hurda araba garajı. Zaten bunu yapmam gerekiyordu. Siz de zaten bunu diyordunuz. Hurda araba kendi garajını aç falan diyordunuz. O zaman köy yolculuk başlasın. Çekiciyi bekliyoruz bakalım. Gördüğünüz burada pejamoz var. Bunu 100 liraya aldım. Yakında bu 100 TL aldım arabanı. Nasıl aldım anlattım diye çekecek. Şurada Citroen BX'iniz var. Yakında onun da videosu gelecek ama şu anda çekemiyorum. Bunları garajıma götürmem lazım. Buna şikayet ediyorlar. Eğer garajıma götürmezsem polise zabıtanı alıp gideceğini söylüyor. Ondan dolayı hemen çekiciyi de bekliyoruz bakalım. Çekici bekleme konumunda şu anda. Çekici gelsin, hemen yavaş yavaş yükleyip götüreceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda çekicimiz geliyor. Los Angeles. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Kardeşim ne yapıyorsun ya? İbrahim sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. Allah sağ olasın. Videoda mıyız? Videodayız abi. YouTube Los Angeles otobüs. Aynen tamam. Abi bizim kanalına abone olun arkadaşlar. Abi sen yorum at. Tamam kardeşim. Orada ben seni kaptırırım. Kaptırırım oradan arkadaşlar sana bu kanalını, tamam mı? Abi bugün beni burada şikayet ettiler, biliyor musun abi? Tamam. Şurada burada şikayet etmişler. Burası hurdalık değil diye. Nedenler. Şimdi çeken insan var, çekemeyen insan var. Hayır. Aynen. Onun dolayı abi bugün şikayet edenlere karşılık olarak ben kendimi köyüme hurdalık gibi bir yer yaptım abi. Tamam. Bu arabalar, tank, manka hepsini oraya götürebilir misin? Tank götürebilir misin? Kendine güveniyor musun? Tankı mı? Genişliği kaç onun? 3 metre abi. Alırız. Alırız. Onu. Abi bak, eğer bu tank götürürsen tank çeken çekici diye şerefsiz yani, bir ünlü olursun. Tank götürebilen çekici. Türkiye'de ilk defa tank çeken bir aynen, yok olacak. Tank çekebilen bir çekici var mı ya? İşte o adam, bu adam diyoruz. Tank inşallah çekecek diyoruz. Bakalım yolculuk başlasın. Evet. Arkadaşlar şimdi ilk başta yükleyeceğimiz araba hangisi abi? Üstümüzü alacağız önce bunu. Sonra gözlü araba alacağız. Sonra gözlü bir tane araba alacağız. Bu da abinin arabası ikili çekiyor yani. İki tane araba çekimini. Ondan dolayı zaten bu abi çalışacak. Yoksa tek çekici bu oldu da. Sizin onu alırsan şoförlük olarak içeri geç kardeşim. İçeri geç. Sen şoförsün bak, tamam mı kardeşim? Elbise çekimi çek. Bizi kuran bize olsun. Evet, şu anda içeri giriyor. Tank gideceğiz. Ahmet kardeşim gel. Gel. Gideceğiz kardeşim. Tanka ilk başta bak. Citroen'e değdi mi lan? Bir tank şuraya. Gördüğünüz gibi şu anda otobandayız. Tankla gidiyoruz. Burada bir ufak mola verdik. Gördüğünüz gibi harbiden muhteşem bir ötesi bir tank. Küçük kırmızı arabamız da orada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Los Angeles abimizle yollardayız, çıktık. Tankımızı aldık, gidiyoruz valla. Allah yardım etsin. İnşallah tanka bir sıkıntı olmaz değil mi abi? Yoldayız ama. Bir sıkıntı olmaz kardeşim Allah'ın izniyle. Yanlardan bir 40 santim arttı ama yavaş yavaş temkinli gidiyoruz Allah'ın izniyle. Yavaş yavaş. Arkamızda da Şahin geliyor. Tepemizde zaten şanlı bayrağımız dalgalanıyor. Bayrak dalgalandı,
sürece Allah'ın izniyle polis de bizi çevirmez inşallah. Yavaş yavaş gidiyoruz bakalım. İnşallah bakalım. Haydi yola devam haydi. Şimdi şeye gidiyoruz. Yollardayız böyle garip garip. Kızılcahama gidiyorum abi. Çok garip yollardayız şu anda. Arkadaşlar hiç bilmediğimiz yollara girdik. Hani niye hiç bilmediğimiz yollara girdik abi? Kantar'da mı kaçıyorduk? Kantar'dan girerken yanlış bir yola girdik. Aynen Kantar'a gidecek. Mazot alamadık. Mazotumuz bitti. Allah'ta bizim Şahin arkasında mazot vardı. O mazotla bunu dolduracağız. Şahin vallahi biz burada araba çeviriyorduk. Bir tane arabanın arkasında mazot kalmış. Biz o mazotla bunu dolduracağız bakalım diyoruz. Hacı akıtıyorum. Hacı dur. Tepe taş dinlemiyoruz. Gördüğünüz gibi çok yukarılarda, çok yüksek dağlarda gördüğünüz gibi bayrağımızın direği yamulmuş ama bayrağımız aşağı göçmüyor. Şu anda yollardayız, gidiyoruz. Allah yardım ederse çok kısa zamanda varacağız inşallah diyoruz. Yolumuza devam, son gaz, durmak yok, kula devam. Gördüğünüz gibi küçük aracımı köydeki garajıma indirdim. Şu an ikinci aracımı garajıma indiriyorum, tankım yani. Bakalım indiriyoruz. Çekici abimiz Losan Garaz yardımcı oluyor bize, Allah razı olsun. Şu anda gördüğünüz gibi garaja indiriyoruz, yeni garajımız burası. Gördüğünüz gibi tankımızı da indirdik. Geriye kaldı o iki adet Citroen BX'imiz ve Peugeot 205'imiz. Onları dışarı getireceğiz. Bugün yetiştiririz abi. Yetiştiririz ya. İnşallah yetişir. Gördüğünüz gibi şu anda meftaları yüklüyoruz. Birincisini yükledik şöyle. Citroen BX'imiz, basık aracımız. Bunu yükledik. Sıra ikinci aracımızı yükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Peugeot 205'imiz. 100 liraya aldığımız aracımız. Onun yakında tanıtım videosu çok yakında gelecek diyoruz. Şimdi onu da yüklüyoruz bakalım Allah'ın izniyle. Bakalım. Çekeceğimi yüklüyor. Abi bugün yorucu bir gün oldu, doğru mu? Aynen. Bayağı yorulduk. Hava karardı baksana. Çok yorulduk. Bir de kötü yollardan, zor yollardan gittik. Abi şu arkaya dolansın söyle de. Bir de orada araba var da şimdi ona değil mi? Bakalım dolansın. Son gaz devam. Gece saatlerinde çekime devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi aracımız ve diğer ikinci Peugeot'umuz. Şu anda Peugeot 205'imiz yollarda. Otoban çıkışında aracımız ufakta bir eksiği oldu. Bir de arkası tabii sinyallere falan dayanıyor aracımız. Sinyal yanılmazsa olmaz. Bunlar da burada arabayı garajımıza götürüyoruz ve burada araba garajımızı gittikçe büyütüyoruz inşallah. Gördüğümüz gibi arabamız şu anda garajımıza yerleştirdik. Şöyle kırmızı Ford'umuz, onun küçük Marbella'mız, Citroen'imiz, küçük Peugeot'umuz ve tankımız. Şöyle tankımızın rengi gözüküyor sadece. Bayrağımız gözükecek mi bakalım. Şöyle bayrağımız gözüküyor biraz ama. Şu anda bunları yerleştirdik. Gece çekiminden dolayı çok pek fazla gözükmüyorsa da gündüz çekimine yakınca karşınızdayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda uzun emekler sonucunda aldığım, uzun uğraşlar sonucunda parasını biriktirerek aldığım, buralara gelmekte zorluklar çektiğim ve en sonunda hani aldığım araçlarım şu anda tam arkamda, tankım yanımda, Ford minibüsüm yanımda, ilk arabam, 200 liraya aldığım aracım yanımda, Citroen'im yanımda, ondan sonra daha 100 liraya aldığım Peugeot'um yanımda. 18 bin liraya aldığım Ford Connect'im burada. Daha burada olmayan araçlarım var. Jeep var. 450 liraya aldığım Jeep. Onlar da en önde. Onları da buraya getireceğim inşallah ama şu anlık bu kadarına getirebildim. İnşallah da yakında da hani inşallah yakında da böyle buraya bir kaplatma hani kapatmayı düşünüyorum böyle garaj şeklinde. Ondan sonra diğer kalan arabamı, Jeep'imi, kaç tane daha arabam var, BMW'mi, diğer araçlarımı da buraya getireceğim. Kendime buraya özel bir garaj yapmayı düşünüyorum. Hani uzun emekli sonucunda bunları aldım. Sonra uzun emekli sonucunda bunları buraya getirdim. Ta Ankara'dan 80-90-100 km belki ileriye. Şu araçları aldım geldim. Çekici abimiz Allah razı olsun yardımcı oldu. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar hurda arabamız burada. Buraya kendime bir garaj yaptım. Hurda araba garajı. İlk arabam 1985 model Ford minibüsümüz. Transit minibüsümüz. İkinci arabamız 1993 model Seat Marbella'mız. Üçüncü arabamız 1987 model Citroen BX'imiz. Kendinden eğirli bir araç. Bu arabanın daha videosunu çekmedim. Çok yakında onun videosu da gelecek. Daha arabasını hani bunların getirme sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ne hiç söyleyemem ben size. Zabıta şikayet etmişler. Hani onları apar topar getirdim. Yoksa bunları ben kendime özel sakladım. Bunları videosu çekecektim. Ha şu anlık gösterdim ama bunların detaylı videosu da gelecek yani merak etmeyin. Ve 100 lira ihaleden aldım. Bunu da yakında çok yakında diyorsun. İhaleden aldım aracımda. Buradan sonra 1750 liraya tank yaptım. O burada. Ha bu aracın modelini söylemedim. 91 model Peugeot 205 aracım orada. Ve en son 2003 model Ford Connect'im. 75'lik aracım orada. Hani parça lazım olsa, yedek parça lazım olsa şuradan şu veya şunun içinde de Mitsubishi Lancer var. Yedek parça lazım olsa verebilirim. Aslında çok mantıklı fikir. Yedek parçası da yapabiliyorum burayı. Şu an araçlarım bu şekilde arkadaşlar. Vallahi hurda garajımda şey yaptık. İsterseniz de Süleyman Pro'nun üçüncüsünü alalım. Süleyman Pro'nun üçüncüsünü bu konu hakkında diyoruz. Ve isterseniz Süleyman Pro'nun üçüncüsüne geçiyoruz. Kardeşim hurda araba garajı yaptık kardeşim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet. Arabalar çok güzel aslında ama kullanılmadığı için biraz bozulmuşlar.
Evet, mesela şunun kullanmanın için motoru bozulmuş. Motoru yok yani. Motoru kaybolmuş kullanmanın için. Çok mantıklı bir şey değil mi kardeşim? Evet. Şunu mesela düşmüş kendi kendine de. Neyse kardeşim benim. Şimdi Süleyman, bu garaj sence iyi oldu mu? Oldu oldu. Peki bu garajı nasıl geliştirebiliriz seni? Etrafına tel yapabiliriz. Komple bu tarla bizim zaten. Aynen, tarla bizim, dedelerimizden, babaannelerimizden kalma bir tarla. Tarla bizim yani. Şey onları yapabiliriz buraya. Oto yıkama gibi yer yapabiliriz. Oğlum oto yıkama köyde kim ne yapsın adalı? Dağın doğruna oto yıkama kim ne yapsın kardeş? Beton atabiliriz yerlere. O aynen, beton mantık olabilir ama. Şu anda bu kadar light diyorsunuz. Evet. Şu anda daha Ankara'da arabamız var, jipimiz var. Başka neyimiz var Süleyman? BMW var. BMW'miz var. Şahin var. Şahin var. Bir tane, iki tane şu an Şahin'imiz var. Doğan var bir de. Doğan var. Evet. Var da var. Bir de Peugeot Partner var. Bir de Peugeot Partner'ımız var. Evet. Ondan sonra iki tane Doğan'ımız. Oho, var da var da, onları da getirmiyoruz buraya. Vallahi onun çekici masraf vermiyoruz. Hani bunu, bugün yani bu seferlik bu kadar getirdik. İnşaat devamında getireceğiz diyoruz. Sizce hurda araba, peki arkadaşımız sormuş. Arkadaşımız soruyor muyuz? Sizce hurda araba garajımız nasıl olmuş? Evet, soruyoruz. Sizce nasıl olmuş arkadaşlar hurda araba garajımız? Bir cevaplarsanız yorumlara seviniz diyoruz. Seven kardeşim şöyle bir tankın üstüne çık da bir poz ver, hemen çekeyim seni. Bana böyle hani ağaçlardan üstüne atlayarak şehir şehir gezen bir adam varmış. Süleyman Para da arabanın üstüne atlayarak araba üstü gezecek bakalım diyoruz. 3 2 1 haydi kardeşim benim. 1 2 3 4 ve finalde şöyle aşağı at, orada uç aşağı. Aşağı uçamazsın oğlum, ölürsün oradan. Onu evem de yapardı kardeş. Onu herkes yapardı. O olmadı sana. O olmadı. Ama arabalar üstüne uçtu değil mi? Çok keyifli bir işti. Evet. Peki arabalara zarar vermedin mi bu hareketi? Niye yaptın bunu? Yok, vermedim. Yalan söyleme oğlum. Arabanın tavanlarını niye göçettin lan araba? Arabanın tavanlarını niye göçettin lan? Para burada şu an kardeşimle hemen bir yarışmaya sokuyorum. Hani bu Reymen'le Berkcan Gönfen yapıyordu ya. Ben sana diyorum kardeşim. 15 saniye içinde arabanın fiyatlarını say. 15 saniye içinde arabanın fiyatlarını say. 1300, 200, 100, 1750, 18.000. Evet kardeşim, koy kafana, koy kafana, koy kafana. Evet. Evet Süleyman. Evet Süleyman. Evet Süleyman. Doğru bildin. Peki şu arabanın fiyatı neyse benden kardeşim? O çok gizli bilgi. Ama biliyorsun değil mi fiyatını? Evet. Daha doğrusu ben de tam bilmiyorum da fiyatını. Ama hani cidden bu araç çok gizli bir araç. Özel bir makam aracı hani. Onun oraya fiyatını tam saymadık ama çok yakında o da gelecek ama ne zaman gelecek belli olmaz. Evet. Çok yakında ama inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Süleyman Pro ile beraber videomuzun son bölümüne geçiyoruz. Yani geçmiyoruz. Şu anda zaten son bölümdeyiz. Gördüğünüz gibi size de söz verdiğim gibi hurda araba garajımı yaptım. Burayı daha da büyütme planlarım var. Eğer daha da büyütebilirsem çok güzel videolar gelecek hurda araba garajımda. Burada çılgın projelerim var diyoruz. Süleyman kardeşim, en son videomuzun bölümünde sen ne diyorsun kardeşim? Görüşürüz. Süleyman görüşürüz diyor. Ben de görüşürüz diyorum arkadaşlar. Hepiniz kendine bakın. Sağlık kalın. Alamaton diyoruz. Videomuzu beğenseniz like atmayı. Hala kanalımıza kaç abone olmanı diyoruz. Köy yerinde, köy evimizde gördüğümüz gibi videomuzu burada bitiriyor.